Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an sorduklarınız için de HES Bokut ve Feride Bey ile ilgili açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Ama şunu söylemem lazım. HES Bokut almamış olsanız ya da Feride Bey almamış olsanız dahi mutlaka bu açıklamaları dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bugün almamış olabilirsiniz, bugün hiç duymamış olabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda benzeri farklı projelerle karşınıza bu tarz projeler çıkabilir. Bu sebepten dolayı da mutlaka arkadaşlar bu açıklamaları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şunu söylemem lazım. Takipçilerin sorduğu hocam, öncelikle arkamızda durmadınız, bilgilendirmediniz gibisinden sözler de çok oldu. Kimisi kalite seviyesi düşük, bazı insanlar hakaret etmeye başladı. Bunların hiç kimseye faydası olmaz arkadaşlar. Bakınız, şu an bu kanal Türkiye'de hiç kimsenin söylemediği şeyleri söylemişti burada. Ve uyarıyı da yapmış. Altını tekrar çiziyorum. Burada ben size defalarca söylüyorum arkadaşlar. Bakın. En son videomda da bunu söylemiştim. Demiştim ki bakınız arkadaşlar, burada sizden başka yardımcınız yoktur. Burada tek başınızasınız. Asla ve asla başkalarının aklıyla hareket etmeyin. Burada artılarını eksilerini masaya yatırın, koyun. Kârları, zararları, riskleri ortaya koyun. Ona göre yatırım yapın. Bunu defalarca söylemişimdir. Hesbokut'la ilgili ilk başta bir açıklama yapmıştım. 2 ay önce bir açıklama yapmıştım. Ve takipçilerim bana hocam hemen uyarı yaptılar. Hocam dedi, zamanında şöyle şöyle bir proje vardı. Bakın bu projeye çok benziyor. Burada insanları dolandırabilirler, sıkıntıya uğratabilirler diye bana hemen dönüş yaptınız. Akabinde bu yetkililer, özellikle asıl denen kadını aradım ben. Uzun bir konuşma yaptım. Öncelikle telefona bakmıyorlardı ama o zamanlar bakıyorlardı arkadaşlar, aradım. Ve konuşmanın ardından değerli takipçilerim dikkatini diye bir video yayınladım. Bakın arkadaşlar, bu insanlar Survivor ünlülerine, Semiha dahi, yani birçok insana dahi video çektirmişler. 300 bin, 500 bin çok muazzam şekilde abonesi olan insanlara dahi video çektirmişler, reklamını yaptırmışlar. Fakat bu kanalın, özellikle benim kanalın diğer kanallardan bir farklı özelliği var arkadaşlar. Çünkü hatalı gördüğüm ya da sıkıntı gördüğüm projeleri mutlaka takipçilere bilgi veririm. Fakat bunu hiç Türkiye'de başka kanalda bulamazsınız. Bakın, o videoları yapan kanalları inceleyin. Hiç bu tarz bir konuşma yapmışlar mıdır? Dikkatinizi çekerim. Hatta son güne kadar, bakın son güne kadar bile ben bu uyarıları yaptım. Bunları biliyor muydum? Biliyordum. Bakın arkadaşlar, 2 ay önce çekilmiş videoma bakın. Hocam bizi uyarmadınız diyenler özellikle çok dikkatli dinlesinler. Tamam. Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an ufak bir düzeltme videosu yayınlamak zorunda kaldım. Niye? Az önce bir tane HS Bokut'la ilgili bir video yayınlamıştım arkadaşlar. Hatta iki videom var kanalımda. Şimdi sizden gelen sorular üzerine ben gittim, direkt o müşteri temsilcisini aradım. Londra'da şu an faaliyet gösteriyorlarmış. Biz dedi 2017'den beri faaliyet gösteriyoruz ve hala kapanmadık. Sizin sorduğunuz sorular neydi arkadaşlar? Hocam dediğiniz benzeri projeleri daha önceden vardı. Bunlar 1 ay sağlam çalıştı, 2 ay sağlam çalıştı. Video altına yorum olarak da yazmışsınız. Beni arayan takipçilerin de var. Çünkü siz benim için daha önemlisiniz. Ve bu 2 aylık, 3 aylık süre zarfında adamlar kapattı, gitti. Milletin parasını topladılar, aldılar, götürdüler. Yani böyle bir durumla karşılaştığım zaman muhatap kim? Ben de gittim bu yetkiliyi aradım. Dedim ki bakın dedim. Benim için burada takipçilerim benim için çok çok önemlidir. Benim özel çalıştığım insanlar da var. Bana güvenen insanlar var. Güveniyorlar. Gerekirse ailesine, kardeşine güvenmiyor. Bana güveniyor. Adam güveniyor. Şimdi ben bunların güvenini kesinlikle boşa çıkaramam. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman tamam siz 2017'den bu yana 2022'ye kadar faaliyet göstermişsiniz ve çalışıyorsunuz. Kapanmamışsınız. 4 yıl boşum neyse. Peki kapanırsanız bu adamlar parasını nereden? Bakın arkadaşlar, 2 ay önceki videom, altını tekrar çiziyorum ve her videoda bunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, altını çize çize çize. Burada tek riskiniz nedir? Tek riskiniz nedir? Kaybetme riski var mıydı? Yok. Sürekli mantıklı alıp satım işlemleri yapan, arbitrajla çalışan bir program. Burada tek risk arkadaşlar, bu adamların pılıyı pırtıyı toplayıp kaçıp gitmesiydi. Başka risk yoktu zaten. Sizin bu riski değerlendirmeniz, ona göre işlem yapmanız gerekiyordu. Ve onunla ilgili de ben size bilgi vermişim. Neden alacak? Muhatap var mı? Yok. Londra'da nerede dava açacaklar? Yok. Dedim kusura bakmayın ben bununla ilgili kısa bir düzeltme videosu yayınlamak zorundayım. Ve bu yetkililerle de görüşeceklermiş. Bununla ilgili bana bir dönüş yapacaklar. Hani kapanıp gitti. Paramızı nasıl alacağız? O da ayrı bir sıkıntı arkadaşlar. Evet öyle bir risk var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, böyle bir risk olduğunu ben söylemişim size. Hocam uyarı yapmadınız. Siz bunlarla ortak çalışıyorsunuz demeyiniz. Ben şimdi birazdan kendi telefonumda HES Bokut uygulaması hala aktif. Şimdi bu adamlar
sizin paralarınız orada sistemde duruyor ya, vekalet hala verdiniz. Bunu hala yasal olarak kullanıyorlar ve kârları sadece kendine akıtıyorlar. Önceden bir kısmını size veriyorlardı, şu an herhalde kendilerine akıtıyorlar. Bundan dolayı hala kapatmamış da olabilirler. Son ana kadar işte kendilerine böyle bir şikayet, işte mahkemeyle ilgili bir emir gidene kadar muhtemelen sürdürmeyi düşünüyorlar gibi geliyor bana. Şimdi birazdan kendi yatırımlarımı da göstereceğim arkadaşlar. Benim şu an sistemde 100 bin kapandığı günden bu yana kadar 100 bin doların üzerinde bir param kaldı. Kar olarak kaldı. Hala da duruyor orada, çekemedim. Fakat ben bu riski biliyor muydum? Evet arkadaşlar, biliyordum. Biliyordum. Yatırımlarımı ona göre yaptım. Sabah kalktığım zaman benim ilk işim neydi? Oradaki karlarımı anında çekebilmekti, çekmekti. Buydu arkadaşlar. Ben uyarı yaptım bakın. Hocam uyarmadınız, bize bilgi vermediniz, siz onlarla ortak çalışıyorsunuz diye böyle saçma sapan yorum yapan, size dava açtık. Bana dava açmanın bana bir zararı yok arkadaşlar. Size de bir faydası yok. Bakın adamlar hala sizin paranızı kullanıyor burada. Ben gerekli uyarıları yapmışım. Daha bunlar ötesi var mı Allah aşkına ya? Böyle bir kanal var mı? Bu tarz uyarı yapan kanal var mı? Gösterin bana. Bir tane kanal gösterin. Hem Hesbokut uygulaması ile ilgili video çekecek adam, hem de diyecek ki bu adamlar arayacak, bak sizin hakkınızda şöyle bir video çekiyorum. Çünkü ben risk görüyorum, takipçilere uyarmak zorundayım diyecek bir kanal var mı? Yok. Tek kanal var, o da benim arkadaşlar. Başka bir örneğini bulamazsınız Türkiye'de, onu söyleyeyim. Olmaz olur mu? Bu söylediklerim hiçbirisi, bakın, kanaldaki videolara tutun, burada çektiğimiz videolara tutun, hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ama böyle bir risk var mı? Olabilir. Bu adamlar benim kardeşim değil, babam değil, ailem değil arkadaşlar. Şirketin ortağı değilim ben. Sadece bir YouTuber olarak video çektim ama sizi sevdiğim için, sizden gelen endişelerle ben de endişelendiğim için ve bu endişelere istinaden tekrar bir video daha çekmek ihtiyacı hissettim. Aynen söylediğim gibi hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Risk görüyorsanız arkadaşlar yatırım yapmayınız. Bakın, risk görüyorsanız yatırım yapmayınız. Hisse senetleri, biliyorsunuz ki hisse senetleri devlet kontrolündedir. SPK denetimindedir. Borsa İstanbul'da devletin denetimindedir. Kontrol altındadır. Buna rağmen hisse senetleri bile tahtası kapanıyor mu? Evet, kapanıyor. Paranız orada çöp olup gidiyor mu? Muhatap bulamıyorsunuz. Evet, gidiyor. Öyle oluyor. Ya buna rağmen bakın arkadaşlar, devlet kontrolünde olmasına rağmen hisse senetleri dahi kapanıyorsa ve gidiyorsa, burada da böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ben olmaz diyemiyorum arkadaşlar. Olabilir. Bakın, riskinizi kendinize göre alın. Riski değerlendirin. Ben yatırım yapma riskini göze alıyorum. Böyle bir ihtimal var mı? Evet, böyle bir ihtimal olduğunu da bilin arkadaşlar. Bu adamlar benim kardeşim değil, babam değil, ailem değil. Hiçbir şeyim değil. Bunu söyleyeyim. Bu kişileri de ben aradım az önce. Sizden gelen endişe üzerine aynen bunlara söyledim. Dedim kusura bak. Bakın arkadaşlar, ben gereken tüm uyarıları size yapmışım ve her videomda da bunu söylüyorum. Hocam videoları niye sildiniz? Bakın arkadaşlar, adamlar para transferini, yani para çekmeyi engellediler değil mi? Hemen orada bir risk gördüm. Risk neydi arkadaşlar? Daha hiç sistemi bilmeyen, hiç tanımayan insanların da oraya ekstra para yatırmasıydı. Burada hemen arkadaşlar aşağıdaki kodları, referans kodlarını hemen anında sildim ki başkaları göndermesin, benimle ulaşmasın. Soru şu aklıma geldi arkadaşlar. Tamam derim, orada ulaşamaz. Ulaşamaz ama şimdi benim oradaki kanaldaki videolarımı izler. Ha benden ulaşamaz, başka YouTuber'ın kanalından ulaşır. Gene ulaşır, yanlışlıkla bilmeden gene yatırım yapar. Paraları ziyan olur. Şu an için böyle bir risk görüyorum dedim ve kanaldaki videoları silmedim arkadaşlar. Gizledim ki başkaları şu an için yatırım yapmasın. Çünkü hala bir risk vardı. Ne dediler? 2 gün sonra biz açacağız. Karnaval etkinliğimiz falan, şunun bunumuz var falan vesaire gibisinde. O riski gördüm arkadaşlar ama bu riski ben ta 2 ay öncesinde de gördüm ve sizle de paylaştım. Bakın bize bilgi vermiyorsunuz, siz bunlarla ortak çalışıyorsunuz diyen arkadaşlar bu videoları çok iyi dinlesin. Bu tarz kanalı, benim gibi kanalı bulamazsınız arkadaşlar. O kadar dürüst bir kanal bulamazsınız. Hem videosunu çekeceğim adamların, hem de adamları yerden yere vuracağım ve risk var arkadaşlar, dikkat edin diyeceğim. Hangi kanal bunu yaptı? Cevap, videosunu çeken kanallardan bahsediyorum. Hiçbir kanal. Yapmayın. Yani bu adamlar bana güveniyor. Ben şimdi burada video çekmişim. Böyle bir durum olursa ben ayrıca bir düzeltme videosu yayınlamak zorundayım. Ve bana da müdürleriyle artık görüşeceklermiş. Hani böyle bir durumla karşılaştıkları zaman bu adamlar parasını nasıl alacak? Bununla ilgili bana bir cevap yazın dedim. Yani bu cevabı da gerekirse yazarlarsa size de ikinci bir video çekerek de yayınlarım. Ama Ama yazmadılar. Şey arkadaşlar, yok bu çünkü düzeltme videosunu arkadaşlar. yayınlamak istedim. Bakın, kanaldaki hangi YouTuber'ı izlerseniz izleyin arkadaşlar, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ve endişe duyuyorsanız, risk görüyorsanız yatırım yapmayınız. Yatırım yapmayınız. Burada zaten ben gerçekten insanlarla görüşüyorum.
Beni savcılığa şikayet eden o birkaç tane var ya, troll var arkadaşlar. Muhtemelen bu adamların trolleri de olabilir. Onlar sizden de olmayabilir, onu söylüyorum. Sen bu videoları da ekstra dosyaya koy, tamam mı? Sivri zekalı. O kadar mağdur olmuş insanlar var ki paralarını mahvetmişler ya. 500 bin dolarına, 100 bin doların altına çekmişler. Hocam benim 100 bin dolarım vardı diyor. Şimdi de elimde 5 bin dolarım kaldı diyor. Ya böyle bir ortamdayız arkadaşlar. Bakın, kaybetme riski de çok olan bir yer. Kazanma riski de burası çok olan bir yer. Ve gerçekten de saatler içinde de günler içinde de paranızı, o kadar kazandığınız karı komple verebilirsiniz. Ya bunlar da böyle bir uygulama arkadaşlar. Ben bir şey diyemiyorum. Burada paranızı falan bağlarsınız. Yarın bir gün kapanır gider. Aman aman arkadaşlar. Bakın bunu söyledim. Ben yöneticiyle görüştüm. Bu videoyu çekeceğim. Kusura bakmayın dedim. Siz benim hiçbir şeyim değilsiniz. Ya bu adamlar, neticede biz YouTuber'ız. Burada video çekiyoruz ama güvenen bir tane yatırım yapan insan varsa, bir tane insan bu durumla karşılaşırsa ben onu vicdanen, bırakın şeyi, vicdanen kaldıramam. Ya dedim, sizi nerede bulacaklar bu adam? Londra'da. Nerede dava açacak? Sizi nerede bulacak? Siz kimsiniz? Nerede bulacak bu adam? Bulamaz. Dava mı açacak Londra'daki mahkemelerle Türkiye'de? Kimse bununla uğraşmaz zaten. Yani burada ciddi miktarlarda para yatırmak Ki istediğimizde çıkmaz arkadaşlar, onu uğraşmazlar. söyleyeyim. Ben ihtimal Yatırımda görüyorum, uğraşsa inşallah ne kadar, çıkar. nerede muhatap? Dava açan arkadaşlarımız da olmuş. İnşallah çıkar. Temennim budur ama ben birkaç tane hukukçuyla görüştüm ama pek bir şey çıkmaz dediler bana. Onu söyleyeyim. Şimdi birazdan kendi yatırımlarını göstereceğim. Yani sen orada para çektin falan diye insanlar, benim o sistemde şu an hala aktif olarak duran paralarımı göstereceğim. Ne bulacak? Yani o yüzden dolayı da sakın arkadaşlar, İşinize endişeniz varsa, riskiniz varsa ben sizi çok seviyorum. Sakın ha. Sizden gelen mesajlara baktım. Ha siz ver ya, samimiyetle söylüyorum. Benim kardeşim neyse siz de öylesiniz. Bakın arkadaşlar, bakın ben gereken her şeyi söylemiştim. Daha ötesi var mı Allah aşkına ya? Ben çevremdeki insanlara da bunu söyledim. Dedim ki bakınız arkadaşlar, yani çevremdeki sevdiklerime, dostlarıma. Yarın dedim, bunlar dedim bir hafta sonra olur, 2 hafta sonra olur, 1 ay sonra olur, 2 ay sonra olur. Bilmiyorum, bak böyle bir risk var, kapanabilir. Aman ha, yatırım yapacaksa yani bu riski gör, ona göre yatırım yap dedim. Onlara bile söyledim. Onlara söylediğim ki aynısını size söylüyorum. Farklı bir şey söylemedim ki arkadaşlar. Var mı böyle ötesiye? Ben daha ne diyeyim yani? Benden ne bekliyorsunuz ki? Kardeşime söylemeyeceğim bir şeyi bu kanalda paylaşmam arkadaşlar. Bu kanalda paylaşmam. Öz kardeşime söylemeyeceğim, çok sevdiğim insanlara söylemeyeceğim bir şeyi, yani bu doğrudur ya da yanlıştır diye söylemeyeceğim bir şeyi, inanmadığım bir şeyi asla paylaşmam ve paylaşmadım da. Az önce öküz çektiğim videoda bunlar içindedir arkadaşlar. Bakın, risk görüyorsanız yatırım yapmayınız. Altını tekrar çiziyorum. Yatırım yapmayınız. Kapanabilir mi? Kapanabilir arkadaşlar. Onun garantisini veremem. Bakın, kapanabilir. Ben bilemiyorum bu işi. Samimiyetle söylüyorum, ben de bilmiyorum. Ben dedim bu düzeltme videosunu yayınlamak zorundayım, yanlış anlamayın. Yani burada insan bana güveniyor çünkü. Yarın öyle bir durum olursa, ha, hocam hiç olmadı bugüne kadar. Biz 2017 yılından beri bu yana faaliyet gösteriyoruz ve Türkiye'de yeni faaliyet göstermeye başladı. Ya kusura bakmayın dedim. Siz belki Türkiye'yi tam olarak bilmiyorsunuzdur ama bizde zamanında tosuncuklar vardı, şunlar vardı, bunlar vardı, hala da var. Bu insanlar bu kadar çok dolan. Geri çıkacak arkadaşlar. Bugün Hesvukut kapanacak. Yarın Cesvukut çıkacak. Ya da farklı bir isim çıkacak. Ya da aynı isimler farklı isimlerle, farklı kişilerle, aslı olmaz da mastı olacak. Birileriyle yine 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra geri çıkacaklar. Onu söyleyeyim. Bakın bu video sizin için de çok önemlidir. Bu tarz riskleri görün arkadaşlar. Yok madencilikmiş, yok kazıymış. Var arkadaşlar, maalesef buralar böyle yani. Dolandırdılar ki, o kadar çok biz dolandırıldık ki artık millet endişe ediyor. Yani güvenli, gerçekten güvenli bir firma bile olsanız, yani gerçekten güvenli bile olsanız ve hakkıyla yapsanız ve kapanmayacak olsanız bile insanlarda böyle bir ön yargı var. Yanlış anlamayın, ben bunu söylemek zorundayım ve siz de bununla ilgili bir düzeltme yapmak zorundasınız. Daha önce bize hiç öyle bir şey olmadı. Dedim Türkiye'de yaşamamışız demek ki, yani daha önce olmadı Bana da Türkiye'de söylediklerini söylüyorum yaşamamışız. arkadaşlar, Bakın bildiriyorum. dediğim gibi hisse senetleri bile kapanıyor arkadaşlar. Yatırımlarınızı kendinize değerlendirerek, aklınıza değerlendirerek, risk görüyorsanız girmeyerek yatırım yapın arkadaşlar. Kimsenin aklıyla yatırım yapmayınız. En son yatırım kararı sizindir. Kendi aklınızdır. En önemli olan zaten budur. Gerisi de boştur, onu söyleyeceğim. Arkadaşlar tekrardan sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Siz de benim için çok daha değerlisiniz ve daha önemlisiniz. Unutmayınız bunu. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar daha ötesi var mı? Hocam arkamızda durmadınız, bizi uyarmadınız, şunu yapmadınız, bunu yapmadınız. Daha ötesi var mı arkadaşlar ya? Daha benden ne bekliyorsunuz ki? Ben bütün uyarıları yapmışım. Şimdi telefonum yandaki odada. Onu getireceğim. Burada ekran görüntüsünü göstereceğim. Kendi telefonumun. Benim şu an sistemde görülen paralar. Adamın 100 doları var. 100 dolar için yaygara yapıyor. Bakın bu Telegram grupları falan var ya, bu Facebook mağdurlarıyla ilgili. Bakın arkadaşlar, o Telegram gruplarında bu adamların da adamları olabilir.
Altını tekrar çiziyorum. Sizi yanlış yönlendirebilirler. Ha şu YouTube'a, şu YouTuber'a yüklenelim. Ha bu YouTuber'a yüklenelim. Ha buna dava açalım. Sizi boş ve gereksiz şeylerle uğraştırabilirler. Bunlara size faydası olmaz. Açık açık beni söyleyeyim. Adam beni hala davayla tek. Ya arkadaşım ya geri zekalı mısın nesin ya? Bunun bana bir zararı olmaz onu söyleyeyim sana. Sana da faydası olmaz. Asıl bakın oradaki kişilerin aldatmasına girmeyin. Hala içinizde bu adamların adamları olabilir. Sizi yanlış yönlendirebilir. Bu yüzden dolayı da burada hiçbir YouTuber'a bakın şu an hangisi olursa olsun açacağınız davanın zerre kadar size faydası olmaz. Onlara da zarar olmaz. Burada asıl yapmanız gereken nedir biliyor musunuz? Size şunu söyleyeyim. Şimdi bu adamlar hala arbitrajla şu an sizin paralarınızı kullanıyor mu? Evet, şu an sistem kapanmadığına göre kullanıyordur. Burada yapabileceğiniz en iyi şey şudur. Herkes aynı hangisini kullanıyorsa, burada işlem yapıyorsa, hangi borsada işlem yapıyorsa müşteri hizmetlerini arasın. Böyle böyle bir durum olduğunu söylesin. Gerekirse bunun adlarını da versinler. Bizim mağduriyetimizi gidermek adına en azından şu arbitrajı engelleyin. Çünkü biz böyle bir durumda kaldık. Belki bir kişiyi dikkate almazlar ama yani 100 kişi, 500 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi aynı talepte bulununca ne olabilir? Binance'e talepte bulunabilirsiniz. Coinmex'e, Huobi'ye, BTC Türk artık hangileri yapıyorsa hepsini müşteri hizmetleriyle görüşün arkadaşlar. En azından bunu yapabilirsiniz. Bu adamların tekerini çomak sokabilirsiniz. Bu yapabileceğiniz en güzel hamledir. Dava aşamasından sonra mahkeme aşamasında hatta mahkeme aşamasından önce bunu yapan arkadaşlar direkt müşteri hizmetlerini arayın. Böyle böyle bir durumla karşılaştık. Bu adamlar bizi dolandırdılar. Paramız hala sistemde ve hala bu paramızı kullanıyor. Şu an kapanmadığına göre bu anlamda gelir arkadaşlar. Çünkü para şu an sistem hala çalıştığına göre adamlar bu işlemi yapıyorlar. Kar kazanıyorlar. Tüm karı kendilerine alıyorlar. Sizin paranızı hala kullanıyorlar. Yapabileceğiniz en iyi hamle bu adamların tekerlerine çomak sokabileceğiniz en iyi hamle müşteri hizmetlerini arayıp durumu iletip belki bir kişiye dikkat almaz, 10 kişiye dikkat almaz ama müşteri hizmetleri Binance olsun, Huobi olsun, Kucoin olsun, Mex olsun, BTC Türk olsun. Başka hangisi var arkadaşlar? Hangisini kullanıyorsunuz? Türkiye'de aktif olarak kullandığınız hangileri varsa şu an aklıma gelenleri saydım ama hepsiyle görüşün. Yapabileceğiniz en güzel hamle bu adamların tekerlerine çomak sokabileceğiniz en güzel hamlelerden bir tanesi bu olur. İkinci hamle yok da o hamle olarak da davanızı açın. Açmak isteyenler davalarını açabilirler. Şu an için Hesfokut için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Ben gerekli uyarıları yapmışım. Şimdi telefonumu getireceğim. Siz parayı aldınız işte insanlar mağdur oldu diyenler için ben sistemdeki paramı göstereceğim. 32 bin doları hemen çekmiştim ama çekilen para anında sıfırlanıyor arkadaşlar. O da rakam olarak gördüğünüz rakam artık gidiyor. O yüzden dolayı artık para çekmemeye karar verdim. Çünkü çekseniz bir anlamı yok. Gelmiyor arkadaşlar. 32 bin doları ilave edin o gördüğünüz rakama. Şu an 2 dakika size müsaade istiyorum. Telefonumu getireceğim. Görebildiğinizi bilmiyorum ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın aşağıda 82 bin dolar görülüyor. Bunu 32 bin dolar daha ilave edin. 110 bin dolardan fazla param vardı sistemde benim. Şu an görüle. Hala kullanılıyor arkadaşlar. Bu adamlar bu parayı kullanıyorlar. Ben bunu biliyor muydum arkadaşlar? Bu riski biliyordum. Yatırımları buna göre yaptım. Ona göre yaptım. Burada yapabileceğiniz en güzel hamleleri söyledim. Tekrar hatırlatıyorum. Kullandığınız borsadaki müşteri hizmetleriyle görüşün. Onlara durumu iletin. Ricada bulunun. En azından bu arbitrajı bu adamların sistemini engellesinler. En güzel çomak sokma bu olur şu an için. Daha sonra da dava açacaksınız. Açabilirsiniz. Saçma sapan yorum yapan, küfür eden insanlar muhtemelen onlardan da olabilir. Benim kanal altında çok aynı kişiler, benzeri kişiler aynı şeyleri söyleyip duruyor. İnsanları farklı bir şeye yönlendirmeye çalışıyor. Muhtemelen bunların adamıdır diye düşünüyorum. Gelelim Hesbi ilgili söyledikleri bu. Şimdi gelelim FRDP'ye. Bakınız arkadaşlar. FRDP için ben ne yaptım? Ben 6 aydır bu projedeydim. Ön satışta ben de alım yaptım. Şu an FRDP'yi hatta açıyorum. Bakın arkadaşlar. FRDP ne oldu? 0.012 yanlış hatırlamıyorsam. 0.012 ne kadar yükseldiğini 0.012 hemen hemen yaklaşık getireyim arkadaşlar. Kaba taslak. Ne yapmışlar? Yaklaşık olarak 18 kat. Bunun 0.06'dan da alan vardı. Eğer bunları da hesaplar iseniz neredeyse 40 kata yakın bir yükseliş sergiledi ve kar kazanan insanlar oldu. Bakın arkadaşlar satılmış. Grafikte görülene söylüyorum bakın. Bana hemen takipçilerim söyledi. Hocam dedi doğrudur. Yani 20 kat, 25 kat, 30 kat yükseldi.
birilerine kazandırdı. Ne oldu arkadaşlar? Şu oldu. Herkese bir tane kontrol adresi verdiler. Ben de sizin gibi aynı kontrol adresiyle işlem yaptım. Ve artık ön satış bitti. Saat gece 12'den sonra ne yapacak? Satışlar başlayacaktı. İşlem açılacaktı. Son saniyelerde, son dakikalarda işte kontrat adresiyle ilgili bir sıkıntı oldu. Şunu gönderiniz. Burada kontrat adresini gönderim yapmayı bilmeyen çok insan var. Bırakınız arkadaşlar gönderim yapsanız bile bakın orada hangi ağ seçeceğiniz çok önemli. Ethereum ağ varsa gönderdiklerinizi göremiyorsunuz. Tekrar altını çiziyorum. Bakın gönderdiklerinizi göremezsiniz. Binance Smart Chain ağını seçmeniz lazım ki görebilirsiniz. Bir sürü sıkıntılı süreçte ağ yoksa ağ eklemeniz lazımdı. Bunu çok insan bilmiyordu. Ne oldu? Bu erteleme oldu, gecikme oldu. Ve neticesinde hemen troller başladılar hakarete, küfre. Şu yaptığınız, sattığınız, dolandırdığınız bizim tipik birkaç tane insan vardır. Ben ne yaptım arkadaşlar? Siz tepki olarak birilerine küfür edeceksiniz. Karşıda muhatap bulamıyorsunuz. Çünkü dönüş yok. Ben ne yaptım? Burada videolarım vardı. Sildim arkadaşlar. Yapabileceğim en iyi hamle buydu. Bu adamlar. Bu adamlar ne yaptılar bana karşı? Bu adamlar sistemden beni banladılar arkadaşlar. Çünkü şöyle durum var. Bakın. Şurada yapılan yanlışı göstermek istiyorum. Buradan FLTP yetkililerine sesleniyorum. Bakın. Eğer ki böyle bir şey yaptıysanız yargılanırsınız ve cezası var. Altını tekrar çiziyorum. Çünkü burada bilişim sistemleri bu suçu tespit eder. Altını tekrar çiziyorum. Bu adamlar bana dava açacaklarmış. Bu arada bir tane video yayınlamıştım ya hep şeyle ilgili, FLDP ile ilgili, FLDP dolandırıcı ile ilgili. Aç. Bundan sonra hep bana dava açmaya çalış. Sizin yapabileceğiniz hamlelere söylüyorum. Bakın tekrar bu videonun altına FLDP ile ilgili troller de olabilir. Yorum, olumsuz yorum yapabilirler ama siz onlara aldırış etmeyin. Yapabileceğiniz hamleleri söyleyeceğim size. Hocam dedi biz bunu yapamadık doğrudur. Bakın arkadaşlar bir köprü düşünün. Ben köprüye geçmeden adamlara efelendim açık ve net söyleyeyim. Çünkü hatalarını söylemek zorundaydım. Bunun neticesinde direkt beni engellediler. Direkt beni banladılar. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir köprü var. Köprünün başında FLTB yetkilileri var. Sizin paranızı köprünün öbür tarafına transfer etti. Likiditelerinizi, paralarınızı oraya komple transfer ettiler. Orada duruyor. Ne yapacak? Ön satış başladı. Artık ön satış bitti ve artık satışlar başlayacak, alım satım başlayacak, herkes açık hale gelecek. Bu kontrat adresiyle siz işlem yapıyorsunuz ya, gönderme emrini giriyorsunuz fakat gönderme emrini onaylayan bu FLTB yetkililer arkadaşlar. Bu yetkililer onaylıyor, kimse onaylamıyor bakın. Köprünün başında bunlar var. İstediklerini gönderiyorlar, istemediklerini göndermeyebilirler. Ne oldu? Yaklaşık 40 tane 50 tane cüzdan adresi ben doğru gördüm. Bakın arkadaşlar şu. Şu an kaç tane var hemen bakalım. Burada 8000 küsür tane var. Özür dilerim. Transfer yapılan burada 8000 küsür tane. Burada da tutucu adresleri var. Burada arkadaşlar 40 tane 50 tane adres vardı. Ve satış başlamıştı. Bu bir suçtur arkadaşlar. Bu nitelikli dolandırıcılıktır. Cin olmadan adam çarpmadır. FLTB etkileri beni çok çok iyi dinleyin. Dava açın bana açmazsanız sizden kötüsü yok. Bak hakaret etmiyorum ama sizden kötüsü yok. Nasıl işlem yaparsınız? FLTB yetkilileri nasıl sıkıntılı sürece girmezlerdi? Şunu yaparlardı. Herkesin, bütün alım yapan insanların paralarını oraya transfer ederlerdi. Sistemi ona göre açarlarsa ve sistem, FLTB dibin dibine bile gelse sizin hukuken hiçbir talepte bulunma hakkınız yoktu. Zarar etmiş olurdunuz. Buydu. Ancak sisteme sizin paralarınızı karşı tarafa gönderip de sadece kendi istedikleri cüzdana, belirli cüzdanlara satış imkanı tanımaları nedir arkadaşlar? Nitelikli dolandırıcılıktır. Sizin paranızı adamlar çıkardılar, tapır tapır sattılar. Sonra dibin dibine kadar sizin paranızı onda bir fiyatına, onda iki fiyatına getirdiler. Ondan sonra sizin FLTB'lerinizi oraya transfer ettilerse bu dolandırıcılık ve suçtur arkadaşlar. Burada yapmanız gereken hamleleri söyleyeceğim size. Öncelikle FLTB yetkililerine mail olarak atın arkadaşlar. Bu durumu anlatın. Bakın insan gibi davranan insanlardan bahsediyorum. Küfür etmeyi bırakın. Küfür sizi yaramaz arkadaşlar. O küfür eden de benim takipçilerim değil. Muhtemelen trollerdir. Alçaklardır. Sizi yönlendirmeye çalışan başka insanlar da olabilir. Söyleyeyim. Çünkü sahtekarlıkta bazı insanlar sınır tanımıyorlar. Burada yapmanız gereken dürüst ve benim candan takipçilerime sesleniyorum. Yapmanız gerekenler şu olabilir. O gruplarda hala bu adamları da olabilir. Hesbukut'un adamları da olabilir. Gruplara çok itibar etmeyiniz. Kendi grubunuzu kurabilirsiniz. Grubunuzu kurarken ne yapacaksınız? Bakacaksınız kaç tane FLDP'si var. Adam gerçekten ön satışta mı almış? Almış. Rakamsal değerine bakarsınız.
Bu adamlarla ilgili bir grup oluşturursunuz. Gerekirse iyi bir hukukçu buluruz. Ben de arkanızda olurum. Uluslararası hukuktan da anlayan, ticaret hukukundan çok iyi anlayan hukukçu buluruz. Bu adamlara dava açarız. Bu adamlar herkesin FRDP'sini gönderseydi karşı tarafa, herkesi aynı anda satış imkanı tanısaydı, burada dibine gelse bu durum gerçekleşmiş olsa hiçbir şekilde hak talep edemezdiniz. Onu söyleyeyim ama burada birilerini gönderip bu satış imkanını birilerine tanıyıp sizi böyle işlem dışı bırakınca ya da geç transfer edince bir kişi bile kalmış olsa geride gene suçtur arkadaşlar. Bu anlamda FRDB burada suç işlediğini ben düşünüyorum. Siz mail atın arkadaşlar, bu yetkililere bana dava açacaklarmış, açın lan, açın. Dava açmazsanız bir şey diyemiyorum ya, açın. Ben burada takipçilerimi korumaya devam edeceğim ve sonuna kadar da koruyacağım. Gerekirse onların arkasında da duracağım. Aynı şekilde mağdur olan da benim. Burada yapabileceğiniz an hemen arkadaşlar mail atın. Maile muhtemelen size cevap gelmeyecektir. Çünkü verecekleri cevap yok. Var mı? Şimdi diyecekler ki 40 tane, ya kardeşim sen burada satışı 40 tane 50 tane cüzdanı nasıl başlatırsın ya? Bu 40 tane 50 tane cüzdan acaba size ait mi? Ya da sizin çok yakınlarınıza mı ait? Birinci soru bu. Herkesi göndermeden niye burada satış başlatıyorsun? Herkesi niye göndermeden satış başlatıyorsun? Gönder herkesin burada FRDP'lerini karşı tarafa, tamam mı? Ondan sonra satışını başlat. Ama sen herkesi göndermeden birilerini gönderip sonra son anda katakulle yapıp işte orada bir sıkıntı yaşadık da vesaire vesaire de birilerine satış imkanı tanırsan bu nitelikli dolandırıcılıktır. Cin olmadan adam çarpmadır ve suç teşkil eder, bilginiz olsun ve yargılanırsınız. Çok ciddi miktarlarda maddi para cezasının yanı sıra hapis cezası bile söz konusu olabilir. Bilginiz olsun FRDB yetkilileri. Burada ya kişilerin mağduriyetini gidereceksiniz ya da yargılanacaksınız. Başka çaresi yoktur. Mağduriyeti gidermek istiyorsanız bu adamları şu an maliyetlerin üzerinde fiyatlanmada yapacaksınız. Çıkaracaksınız kardeşim. Başka alternatif yok yani. Ya da adamların zararını vereceksiniz yani. Başka çözümü yok yani. Şimdi burada 40 tane 50 tane cüzdanı niye satış imkanı var? Hadi bu 40 tane 50 tane cüzdan size yakınlı olmasa. Hadi yakınlı olmayan insanlar bile seçmiş olsanız, size direkt bağlantısı olmayan insanlar bile olsa, burada fırsat eşitliği olmadı. Siz birilerini geride bıraktınız, birilerini yaptınız. Burada da bir genç sıkıntı var. Zararı uğrattınız başkalarını. Ya gerçekten samimi, hadi samimi olarak bu işlemi bilmeyerek bile yapmış olsanız, bakın bilmeyerek bile yapmış olsanız, hadi burada art niyet gözetmesen bile, yanlışlıkla sehve bile yapmış olsanız gene suç unsuru barındırır burada, bilginiz olsun. Arkasında bir de bilerek yaptıysanız daha vahim bir durum. Onu bilgi daha sıkıntı. Burada yapabileceğiniz FRDB yetkililerine mesaj atacaksınız. Durumu anlatacaksınız. Şu şu tarihte siz ön satışta başladınız. Kontrol adresini değiştirdiniz. Fakat bizim FRDB'ler karşı tarafa gitmeden satışlar başladı. Hatta 20 kat, 25 kat, 30 kat yükseltildi. Sonra dibine geldikten sonra bizim FRDB'lere gönderdiniz. Niçin böyle bir şey yapıldı? Bu satılan kişiler kimlerdi? Tabi bunlar size açıklama yapmayacaklardır. Ne yapacaksınız? İyi hukukçu buluruz. Dava açarız arkadaşlar. Yapacağımız en iyi hamle budur. Küfür etmek size yaramaz. Bakın sizi yönlendirmeye çalışan birkaç tane troll ve alçağın peşine düşmeyin. Onların adamları da olabilir. Bakın art niyetli çok insan vardır arkadaşlar. Yani sizi kandırmaya çalışabilirler. Yapabileceğiniz en mantıklı hamle budur. Başka bir hamle yoktur. Burada şunu yapsalardı, herkesin FRDB'sini gönderselerdi az önce söylediğim gibi ve dibine gelseydi, herkese aynı anda satış imkanı tanısalardı burada sıkıntı yoktu. Hiçbir şey talep edemediniz ama sadece birilerini gönderip onlara satış imkanı tanıyıp sizi devre dışı bırakırsa bu suç teşkil eder ve bunun yargılanma sürecinde ceza alacakları kesin gözüyle bakabiliriz. Ama dediğim gibi iyi bir avukat bulmak lazım. Yapılabilir arkadaşlar. Bu işlemi yapabilir. Yapabileceğiniz hamle budur. Yaparsanız arkanızda dururum. Kendi Telegram grubunuzu oluşturun. Aranızı trolleri almayın. Trolleri sakın almayın arkadaşlar. Yapabileceğiniz en hamle budur. Video altına yorum da yazarsanız hocam şöyle şöyle durumlar ne yapabiliriz? Buradan haberleşebiliriz. Söyleyebileceğim bu arkadaşlar. Yapılabilecek hamleler budur. Benim de burada zararım var. Gerekirse açarsınız. Benim zararım da görülüyor zaten arkadaşlar. Benim bu adamlara dedim ki mail olarak da attım. Şu an dedim beni engellediniz. Beni engellediniz. Banladınız sistemden, banladınız. Bakın burada 20 kat, 25 kat, 30 kat, 40 kat yükseltilmiş. Bana bu satış imkanı tanımadınız. Burada beni zarara uğrattınız. Ben sizden kar istemiyorum. Başlangıçta paramı verin yeter kardeşim. Ben bir daha FLDB görmek istemiyorum dedim. Tabii vermeyeceklerini ifade ettiler. Hatta bir tane videom vardı bana dava açacaklarmış. Niye insanlar alım yapmıyormuş? Benim o videodan dolayı düşmüş. Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun kardeşim ya?
Sen burada 40 tane 50 tane cüzdanı buraya gönderdin. Onlar satış yaptılar. Onlar düşürdüler. Belki sizin yakın çevrenizdeki cüzdanlardır. Onu da bilemiyorum artık ya. Yani. Benim çektiğim video için düşmedi zaten. Listelendiği anda tapır tapır bu 40 tane 50 tane cüzdan sattı. Gerisi satamadı. Ondan dolayı düştü. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Kimi kandırmaya çalışıyorsun? Aç lan dava bana. Aç. Dava aç bakalım. Dava aç. Yargılanacak olan kimmiş görelim bakalım. Takipçilerim beraber aynı şekilde yapabileceğimiz hamle budur. Adamlara mail atıyorsunuz. Mailin cevabını bekleyelim. Hatta mail atarken ekran görüntüsü falan da alın. İyi bir hukukçu buluruz ve dava açarız. Yapacağımız budur. Alır mıyız? Allah'ın izniyle alırız. Gerekirse Feledi Bey'i kendi üzerimize yaparız. Bu adamlar ama parayı boşalttılar muhtemelen de zamana kadar da onunla ilgili hukukçularla ilgili görüşmek lazım. Şimdi şöyle durum var. Feledi Bey'le ilgili daha önceki videomda da söyledim. Ben 50 cent ve 1 dolar seviyelerine gelebilir. Bakınız arkadaşlar, bir projenin ne kadar iyi olursa olsun. Hesbokut'ta da böyleydi. Yani ne kadar çalışırsa, ne kadar güzel olursa olsun. Başındaki kaptanı, şoförü sıkıntılıysa ben niyet okuyucu değilim. Yani o kamyonu gidip uçurumdan aşağı yuvarlarsa onu bilemem arkadaşlar. Projenin sağlam olması orada bir anlam ifade etmez. Çöp olur. O yüzden dolayı da insanlar projenin sağlamlığı arkasında güvenebileceği bir ekip arar. Mesela ne oldu Luna'ya arkadaşlar? Kimse burada Luna'ya güveniyor mu? Güvenmez. Adam yalancı ya. Düpedüz yalancı. Mahkemede yalancılığı da ispatlanmış biri zaten yani. O yüzden dolayı da projenin sadece şey yetmez arkadaşlar. Güven dönemidir. Burada Feride Bey zaten güvensiz olduğunu baştan söyledi. Baştan sıkıntılı başladı zaten. Kim yatırım yapacak buraya? Burada katakulleyle milleti dolandırmaya çalıştılar. Şu an görülen tablo bu. Feride Bey etkileri sizin gösterdiğiniz tabloyu söylüyorum ben bu. Çünkü burada gönderilen cüzdanlar bellidir bakın. Siber suçlarla ilgili ekipler bunları tespit edebilir. Cin olmadan adam çarpmaya çalışmayın. Ve burada hatalısınız. Burada suçlusunuz. Burada insanların mağduriyetini gidermek zorundasınız. Bırakın bunu, art niyeti bile yapmamış olsanız, bakın sehven yanlışlıkla dahi yapmış olsanız, tekrar altını çiziyorum. Burada art niyet olmasa bile herkesin burada paralarını oraya göndermeden satış başlatmamanız lazımdı. Bu yanlış bir kere, baştan yanlıştı. O yüzden dolayı yapabileceğimiz en iyi hamleleri budur arkadaşlar. Kendi grubunuzu oluşturun, videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. FLDP ve Hesbukut ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben elimden gelenleri yaptım. Yapmaya da devam ediyorum, hala arkanızdayım, onu söyleyeyim. Yapabileceğimiz en iyi hamleler bunlardır. Gerisi boştur. Tekrar söylüyorum, aranızdaki trolleri eleyin arkadaşlar. O trollerin dediklerine göre işlem açmayınız. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.